Görmeyen Zira'ydı. Bilerim ki gece amellerinde secdede adaletini yapıyor, ahiretten korkuyor, rahmet-i ilahiyeyi beğeniyor. Bu ile asi olan bir adam ahiretini inkar edenle biri olur mu Zira'yı? قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilenler, Allah-u Teala'nın azameti kudretini tefekkür edip bilmek. Yalnız ilimle değildir. Çok insanlar ilim ile dalarca girmiş. İlmi tefekkür etmek, tefekkür etmek. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ Allah-u Teala'yı bilen, tefekkür eden, emrini yapan ve itaat edip de nehyinden vazgeçen adamlarla وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeyenler biri olur mu? Elbette biri olmaz. Âlim-i cehal nasıl biri olur? Bilen bilmeyen nasıl biri olur? اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُ الْاَلْبَابِ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ Bu vaziyeti tezekkür eden اُولُ الْاَلْبَابِ اَرْبَابِ وَقُولْ اَصْحَابِ وَقُولْ Akıl sahibi tezekkür eder. Bunu tezekkür ister. Efendim, öyle gaflete dalmışız ki sağımızı solumuzu fark etmiyoruz. Şimdi mal-ı servet hele ticaret bahsi oldu mu hepsini unutur. Kendini unutur, neyle olduğunu unutur. Fakat bir de kendine gelse, aklını başına getirirse, benim ömrü galibi geçti. Nihayet önümde kabir var, başka bir şey yok. Kabir olduktan sonra, ben ne bileyim onu yapıyorum dedi. Ennemâ yetezekkerûr. Ölül elbâb, lüb sahibi, akıl sahibi bunu tezekkür eder. فَلْيَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُلِي حَبِيبِ مَكْمَلَ الرَّسُولُ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نِيَابَةً عَنَّا Naibim olarak benim lisanımda mehlukatıma de ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! اِتَّقُوا رَبَّكُمْ Allah'tan korkunuz. Allah'ın emrettiğini yapınız, nehyettiğinden vazgeçiniz. Bu cümle bitiyor bak. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً Bu dünyada iyilik yapan, ahirette karşısında iyilik var. مَرْمَكُوا مُخَالِف۪ي Bu dünyada fenalık yapan, ahirette karşısında fenalık var. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا Bu dünyada iyilik yapanlara hasenetun ahirette hasene var. لِلَّذ۪ينَ سَيُّوا فِي هَذَا الدُّنْيَا حَسَيَّتُمْ مُقَابِلْدِ Ey Habibim Ekmele Resul sallallahu aleyhi ve sellem lisanımda benim niyabeten mehlukatıma söyle ki Allah'tan korkunuz. Bu dünyada iyilik yapanın ahirette iyilik karşısına çıkar. Bu dünyada fenalık yapanın ahirette azap karşısına çıkar. وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ Allah-u Teala'nın erdi vasıadır geniş. Bu ayet kelime-i mühessirine azam birkaç mana vermişler. Mananın birisi وَاَرْضُ اللّٰهِ murad cennet erdidir. Madem ki yukarıda bahsediyor, iyilik yapanın karşısına iyilik var. Cennetin vasıadır, size enam ve ihsanların mevcuttur. Bu bir mana. Sonra ekseriyet bu manadadır. İkinci mana, وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ Ey ibadetini, imanının icabatını bir memlekette tamam etmeyen, edemeyen bir adam, Allah'ın yeri vasıadır, başka yere gidebilirsin. Şimdi bu başka yere gidebilirsiniz de hicret, yani hicret. Hicret için müfessirin-i azamın buyurduğu şey, hicret, Mekke-i Mükerreme'nin fethedilen evvel, İslamiyet'in şartıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Tahire'ye gitmiş, ashabı orada Müslüman olup da Mekke'de kalan İslamiyet'in noksandır. Gider mecburdur gitmeye. Fakat fethi Mekke'den sonra o mecburiyet kalktı zaten. Mecburiyet yok yani hicret. Lakin dört mevha tekzim edilir tefsir. Vacib, sünnet, mekruh, haram. Vacib olan budur. Bir memlekette İslamiyetini, dinin icabetini yapamadan kimse bilir ki yapamıyor, edemiyor, farz olur ki Darül İslam'a gitsin de inşallah. Fakat imkan dahilinde oluyor, Cenab-ı Hak imkanın haricinde koluna teklif etmiyor. Etrafta da tam bir Darül İslam olmazsa
mecbur olur oturur. Bu vacip olan. İkinci sünnet olan, bir memlekette ehli hayır yok oturduğu yerde, fakat temiz insanlar başka bir vilayette, başka bir yerde var, o da sünnettir. Nerede ehli hayır varsa oraya gitmek, bu sünnettir. Bu da sünnet. Mekruh olan da, bulunduğu yerde ehli hayır var, gireceği yerde ehli şer var. Onun ehli hayır denir, hayratı olmayan var. Oraya gitmek mekruh olur. Bir de haram var. Bir memleketidir ki, adab-ı İslamiye'yi, dinini muhafaza edebilir. Öyle bir yere gider ki, onu da muhafaza edemez. O da haram. Yani, secret, farz olur, sünnet olur, mekruh olur, yerine göre haram. وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاَسَاتٍ ayet-i kerimeden bazı müfessirin bu manayı almıştır. Bazı müfessirin de evd-i cenneti demişler. اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ لَغَيْرِ حِسَابٍ Eccinin, hicretin, hicret edenine dedi ama o hicrette birçok üzüntüler olur. Sonra muhacirlere, hakiki muhacirlere de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sünnete beyan vermiş ki iyi memlekette kısmeti fazla olur. Yani memleketinden daha ziyade iyi geçinir. Bu da olur ya, bu sünnet edilir. Bu hicretin zahmetini, memleketini terk edecek, şiddetlerini çekecek, üzüntüler hasıl olur. Bir budur ki, çünkü hicret bahsinin akibinden gelir. Bir de herhangi bir musibeti üzerine sabreden, taatın zahmetine, şimdi sabreden bir sabır hakkında birçok ayetler var. Fakat sabri tayin etmiyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da. Etmediği için bütün sabirler murattır. Sabrin birisi taatın meşakkatine sabretmek, zahmetine. Mesela, köylü gidiyor tarlasında, Temmuz zamanında biçim yapıyor, hasılat yapıyor gibi. Daha çok şeyler var. Sonra bir var ki musibet-i belaya tahammül eder. Bir var ki mal var, servet var, bütün nefsin arzu ettiği şeyler var. Allah'ın azabını düşünüyor, nefsin yollarını çekiyor, sabrediyor. Bu hepsinden mühimdir. Bu üç sabrin manasıdır. Kur'an-ı Azimüşşan'da madem ki sabri tasrih etmemiştir, üçü de murattır. اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بَغَيْرِ حِسَابٍ Allah Celle Celaluhu sabir edenlerin ecrini veriyor. بِغَيْرِ حِسَابٍ Hesabların farkında veriyor. Her amelin hesabı ile namazın, orucun, zekatın hepsinin ecrini veriyor, hesabını veriyor. Fakat bu sabirlerin sahiplerine بِغَيْرِ حِسَابٍ Hatta o derece ki diyorlar ehli bu azablar çeken, keşke dünyada vücudumuzu birkaç defa parça parça etseler, bir de ben bu nimetin adamı yolluyorum, verirsinler. Bu mevzu bitti. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ Müşrikler, daima Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme tariz ederlerdi, vasıtalar yaparlardı. Efendim, bu Ebu Ecdad'ın dinine niçin böyle aleyhinde bulunuyorsun, niçin mi yapıyorsun? Ebu Talib'e giderlerdi, akribalarını sevk ederlerdi. Ona karşı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cevaplarını ediyor. Kule hikmeler Resul sallallahu aleyhi ve sellem. İnni ömürtü en e'budallâhe. Ben Allah tarafından emrolundum. Allah-u Teala'nın bana emri ilahisi budur. En e'budallâhe. Ben daima Cenab-ı Hakk'a ibadet edeyim, bu vazifede bulunayım. Muhlisen lehüddin. Halis bir ittika ve itaatte bulunayım. Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem zaten böyledir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın ayeti inzal etmesi, emmetine karşıdır. Ve emirtü le en ekûne evvelel müslimîn. Emroldum ki, Müslümanların evveli olur. Zaten Peygamber-i Azam ilk evvel kendi inanıyor Resul-i Ümmetine geldi. قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَزَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Ey Habibim! Onlara öyle anlat. Onlar diyorlar ki, bir aba ve ecdadın dinini bıraksın. Başına bir bela gelir, oradan gelir. Akrabaların seni böyle şöyle yaparlar. Ben eğer asayt-ı Allah'a asyan edersem,
Korkuyorum azab-ı azimin gününden, yevm-i azimin azabından. İnni ehâfu, korkuyorum ben in asaytu, eğer asyan etsem sizin dediğinizi yaparsam, asaytu Rabbi, Rabbime asyan edersem sizin dediğiniz gibi, azab-ı yevmin azim, yevm-i azimin azabını düşünüyorum kalbim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o günün azab-ı azimini düşünüyor. Düşünüyorum demesi ne kadar azimdir. Bize bildirmek içindir bu. قُلْ قُلِ اللّٰهَ عَبُدُ مُخْلِسًا لَهُ د۪ينِ Yine emredir Allah'a ancak adalet ederim. Halis dinim budur, itikadım budur. Allah'tan başka ibadete müstahak hiçbir şey yoktur. فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ Ey ahmaklar, ey inanmayanlar, siz de istediğiniz şeye ibadet edin. Efendim, semavat-ı erdin, belki bunun 100.000 müslümanı Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı var. Fakat bizim anlayacağımız gözlüğümüz budur. Gözümüzü açtık, ne yeri görüyoruz, semavatı görüyoruz. Cenab-ı Hak da kuvvet-i kudretini ancak onları bize gösteriyor, bizim gözlüğümüzü. Yoksa mahlukat-ı ilahiye neler var, ne semavatlar var bu semavattan başka, ne yerler var bundan başka. خلق السماوات والأرض بالحق سماوات وأرضي حق وحقيقة وخلقتي الباقنز يكبر الليل على النهار جيجي جندزة سطيور جيجي جندزة إدخال ديور جندز موسمي تعصيح çalışma mevsimidir. Gündüzün çok olması lazım gelir hakikaten. Allah-u Teala geceyi girinciyle gündüze dahil ediyor. Nihayet sonunda 4 saat sarf eder. Gündüzleri 16 saat olur, gece 8 saat olur. Ve yükevvirü'l-leyle alel-nehâri ve yükevvirü'l-nehâri alel-leyli. Kış mevsiminde de çalışma ekim mevsimi değildir. Hikmetle her gün birkaç dakika fark ediyor, nihayet gündüzü geceye katıyor, sonunda kişinin iki mevsimdir, 16 saate çıkar gece, gündüz 8 saat. Bak bu güneş, bu cürm-i azim, 4 saat geç geliyor, 4 saat evvel geliyor. Bunu ancak Allah yapar, bunu kim yapar? وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْخَمَرَ Müsekher etmiş, emrine müsekherdir. Güneş ve ay. Güneş senede bir defa devrini yapıyor. Ay, kamer ise, ay ise bir ayda devrini tamam ediyor. Kullun yecri li ecelin müsemma. Hepsi de ecel-i müsemma, vakti muayyen, kıyamete kadar bu cereyan devam edecektir. Hiçbir nüksan olmadı. Ebrubâ meh ebrubâdû mehusul hurşîdû felekler kârem. Tatunani ve kefari bu ve gaflet mekhuri. Bak bulutlar, rüz ebiz, bulut, bad rüzgar, ay, güneş. Hepsinin birer vazifesi var. Nasıl bir memur adama vazife vermişler, senin vazifen bu. Halık-ı kainatta güneşe vazife vermiş, aya vazife vermiş, buluta vazife vermiş, rüzgara vazife vermiş. Sizin vazifeniz budur, devam edecek. Hikmet-i ilahiye nedir bunun? Çünkü ekmel-i mahlukat insandır. İnsanı halk etmiş, insanın idaresi, maişeti ve insanı Allah'a anlatmak için halk etmiş. Öyleyse bunu halk etmiş, tatunani ve kefari bu ve gaflet nekuri. Bu bulutlar, bu rüzgarlar, bu aylar, bu günüşler hepsi vesile olur. Sen nefeseni hasıl edersin, bir ekmeği elâ getirirsin. Ve bunu gafletle yemeyip de Halık'ını tanıyasın. Hemez behlütü sergeçte bu ferman berdar. Ey insanlar! Bu mahlukatlar senin için halk olmuş, hareket ediyor. Behlütü sergeçte bu ferman berdar, ferman-ı ilahi kabul ediyor. Güneş çıkıyor, geliyor. Bize buğdayları burada yetiştiriyor, üzümleri yetiştiriyor. Kavunun kavuğuna vuruyor, içindeki tatlandırıyor. Ve bunu hepsini bize yapıyor. Bu mahlukatı bizim için Cenab-ı Hak halk etmiş, çalıştırıyor. Şerf-i insafı ne bahşetti ki fermanını veriyor.
bunu düşünür, düşünmeyip de ferman-ı ilahiye asyan etmek senin için layık mıdır diyor. Ela huvel azizul gaffar. Agah olunuz ki mülkünde galibin galibi ve kusurleri atfeden odur. Yine afaki olan Allah-u Teala'nın kudreti bu. Bir de enfüsü. Halakakum min nefsini vahid. Vahide. Nefsi vahide olan adam aleyhisselam'dan bizi halk etti. Sümme ceale minha zevceha. Ondan sonra Havva'yı halk etti onun sol kabargında. Ki 8'dir sağ, 7'dir sol. Birisi Havva yerindedir. Ve enzele lekum minel enham-i semaniye. Ondan sonra da enham. Enham denildi mi? Deve, inek, koyun, dişe denilir. İslam-ı şeriatı. Ki bunlar da zekat vaciptir. Allah Celle Celaluhu bunları halk ettiği nimetini nimet bizim için. Bak bu hayvanlara inek olur, etini yiyoruz, sütünü yiyoruz, yoğurdunu yiyoruz, tüyünden istifade ediyoruz, biniyoruz. E bu nimetleri her Cenab-ı Hak bize halk etmiş. Semaniyete ezvacin 8 çift, 4 çiftir 8 oluyor. Bak deve, inek 2, koyun 3, geçi 4. 4 erişisi 8 oluyor. Yehlukukum fi butun ummahatikum. Sizi halk eden Allah ananın kolunda, hatta bu hayvanları da. Nasıl halk etti? Tavren fatavren. Halken min ba'di halken. Bir halk, bir halkın sorunu. Mesela evvela su olur, meni. Sonra kan fıkkan olur. Sonra kan fıkkısı olur. Sonra o parça et olur, mudga. Mudga da. Bifak bir et olur. Ondan sonra o et, evet, dişiyle erkeğinden hasıl olmuştur. Dişinin serttir, sert olan demir olur ve damar olur. Dişinin yumuşaktır, et olur. Ondan sonra insan şekline yahut da hayvan şekline konuluyor. Bunlar nerede halk oluyor? Üç karanlığın içinde. Ananın karanlığı, rahmin karanlığı, bir de rahmin içinde de bir ince deri var siz. Onun karanlığı. Değil mi ya çocuk? Çocuk onun içindedir. Böyle doludur. O da rahmin içindedir. Rahim de insanın içindedir. Hayvanat da böyle. Bakın fi halken daha da halken. Fî zulümâtin serâsin. Üç tane zulmette karanlık. Vücutta karanlık var. Karında karanlık var. Rahimde ikinci karanlık var. Sonra o deri derse kis derler, ince deri derler. Onun da üçüncü karanlık. Zâlikumullâhu rabbukum. İşte Rabbiniz budur. Rabbiniz ne puttur, ne İsa'dır, ne odur, ne budur. Zâlikumullâhu. Bu kuvvet-i kudret sahibidir Rabbukum Rabbiniz. Lehu'l-mülkü. Mülk, dünya ve ahiret mülki azamet odur, ibadete müstahak ancak odur. La ilahe illa huve, ondan başka bir mabud, bir maksud yoktur. Fe enne tusrafun, fe enne tusrafun an ibadetihi. Niçin düşünmüyorsunuz da onun ibadetini bırakır da başkasının peşine dolaşıyorsunuz? Düşününüz evvela vücudunuzu, sonra dünyanın hali. Elbette bunun bir halıkı, bir kadiri var. Böyle düşünmek lazım gelir. Sonra düşünmeseniz ne olabilir? Allah'ın azametine. Dünya baştan başa feran olursa, azamet-i kudret-i ilahiyeden bir zerre noksan olmaz. Dünya baştan başa, Ebu Bekir Sıddık ki etkâ-i ümmettir sallallahu radiyallahu anh'u. Onun gibi de olsa, Allah-u Teala'nın azamet-i kudretine bir zerre fazla olmaz. Bize neye bunları emrediyor? Menfaatimiz için, bizim için. اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيُّ لَنْكُمْ. Eğer siz iman etmezseniz, Allah'a bir ziyanı yok. Allah ganidir sizin ibadetiniz. Ama sizin için وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. Küfrü sevmez, halk eder, sevmez. Bak, halk etmek başkadır. Rıza başkadır. Fiil başkadır, rıza başkadır. Böyle tasvir etmişler. Bir adam evladı bir şey yapıyor da bir sile vurmuş. O sileyi adam çıkarmış, kendi eliyle vurmuş. Onun fiil hareketiydi, şüphe yok.
Fakat kalbi razı değil. Kalbi razı midir? Değildir. Halık-ı kainatta, Halık Allah'tır, başka yok. Hayr-ı şerri Allah'tan başka Halık yok, Allah halk eder. Hatta köpeği de, hayvanı da, mızırı da Allah halk eder. Fakat teaddümen köpeğin halkı demiyoruz. Fakat denirse caizdir. Ha. Şimdi, bütün şerleriyle halk eden Allah'tır, hayırdır. Başka Halık yok, Allah'tan başka. Fakat halk eder, iyiliğe razidir, şerre razidir. İnsan kendi eliyle çocuğuna dayak atıyor terbiye için, fail onundur fakat razı değildir yapmaya. Bunun misali bu. Ola fa'alin cemilidir hakkın hubbu rızasıyla, Allah'ın hubbi rızası iyiliğedir. Kabihinde bulunmaz ne muhabbet ne rızaullah. Fena işte ne rıza ilahi olur, ne rıza olur, ne de muhabbet olur. Allah Celle Celaluhu her şeyi halk eder, azametini göstermek için. Ya halk etmeseydi küfrü, etmeseydi azameti zuhur etmezdi. O vakit cehennem olmazdı. Bir ufak hükümdarın hadiskanesi olurdu, ahkemül hakimin hükümdarı hadiskanesi olmazsa ne kıymeti olur o vakit? Nüksan kalır. Nüksan kalmamak için cehennemi de halk etti, cehenneme de bir takım mahluk halk etti ve ihtiyar ve cüz-i ihtiyar verdi. Onun için halk ediyor, imtihanı olmaz eğer olmasaydı. Fakat rızası yoktur. Ve in teşkürü, eğer şükrederseniz Cenab-ı Hakk'ın nimetine iman ederseniz, ya radahu lakum, razı olur size. Halık-ı kainat hayr-ı şerri halk eder, hayre razidir, şerre razı değildir. Ve la teziru vaziratun vizre uhra. Efendim sen yapta ben kıyamete azabını çekeceğim. Bazı böyle sözler de cahilane zuhur ediyor. Herkes amelin cezasını çeker. Hiç kimse kimsenin amelinin cezasını çekmez. Bir misli ziyadeleştirir Allah fakat onun azabından noksan olmaz. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ yani nefsun vazire. Vizir ağırlık demektir. Vezirlere vezir derlerdi çünkü hükümdarın ağırlığını çeker. Vazir, vizir, günah ağır bir insanın üzerine onun için vizir diyor. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ yani nefsun vazire, asi olan, günahkar olan, asi bir adamın, adam ha, yüklenmez vizire okra başkasının günahı. Bir günahkarın üzerine başkasının da günahkar günahları ona yükseltmez, adalet-i ilahiyye muhalif. Herkes neyi yapmışsa ceza amelin cezasını çekecek. Sümme ila rabbikum merciukum. Ondan sonra Rabbinizin, Rabbinize mercainiz, Rabbinizin emrine bir rücuanız. Kıyamette rücu ediyoruz Allah'a yani Allah'ın emrine rücu ediyoruz. Eğer ki Allah Celle Celaluhu hazırdır, arş-ı ilahi mevcuttur. Lakin adalet-i ilahiyeye bütün mahlukat gidiyor. Feyunebbiukum bima kuntum te'amelun. Feyunebbiukum size haber verir, size gösterir. Dünyada yaptığınız hataları, bima kuntum te'amelun sizin yaptığınız amelleri Allah size imda eder, ihbar eder, gösterir. Defteri amalinizi elinize verir. Cehennem-i cennet hazır olur. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah alimdir. Değil ki yalnız işittiği bizim söylediğimiz sözlere, bizim kalbimize geleni de bilir. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Kalbe geleni de bilir. Allah'a bir rücuğumuz. O vakit herkesin ameli neyse, اِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا وَاِنْ شَرًّا فَشَرًّا خَيْرِ işlemişse خَيْرِ karşına خَيْرِ olur, şer işlemişse elbette karşına şer gelir. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ İnsan herkesten bir şey gizleyebilir. Fakat Allah'ından gizleyemez. Çünkü kalbe gelenidir. Lakin rahm-ı keremi fazla olduğundan kalbe gelen masiyi salem başlamamışsa defteri amalına geçirmez. Kalbe gelen bir iyilik, eğer ciddiyse yine bir sevabı ihsan eder. Sonra, meydana geldikten sonra, bir zuhur, kalbe geldi, meydana geldi mi, defteri amalına tek bir seyyeye yazılır.
Fesselam ala nebi hayr niyetiyle geldi mi bile on yazar. Rahmeti ilahiye vasıadır. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا اِلَيْهِ İnsanların hali, Halik-i Kainat, Celle Celaluhu insanın nünkür olduğunu beyan buyuruyor zınninde. فَكَدْ دَسْتِ تَبَرُّ كِسُودْ بَنْدِي مُحْتَاجِرَ وَقْتِ دُعَا بَرْخُدَا وَقْتِ كَرَمْ دَرْبَغَلْ Tezarruğu yalvarmanın faydası ne? Faydası ne? Yani fayda yok. Dua zamanında Allah'a kaldırıyor mu? Fakat ihtiyacı olmadı mı? Hiç şey oldu mu? Artık Allah'ı tanımaz. Böyle dualerin de bir kıymeti yok. Şeref ediyor. Ve izâ insan-ı kâmilin, insan-ı kâmil sıkıntıda, rahtarahta neyse sıkıntıda oldu. Devamlı Allah'ı hatırında tutar. Hatta mükemmel olanlar sıkıntı zamanında daha ferah olurlar. Niçin? Ferah zamanında nefsin hazzı var, nefsin arzusu var ve hazzı var. Fakat sıkıntıda nefsin hazzı yok. Onun için ondan daha emin olurlar. Bir nimet içinde oldu. O nimetin içinde nefis hasse alıyor. Belki de bir hataya sebep olur. Fakat şükürler olan, sabr-ı mütehammil olan, sadece nefsin hazzı yok. Orada bir zelle yeri yok. Allah'a rica ederim. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانُ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرُّ Ne zaman ki insana bir bela ve musibet geldi. Kamil olmayan, küfürde olanlara. دَعَا رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ دَعَا رَبَّهُ Çağırır Rabbini. مُن۪يبًا اِلَيْهِ Ona rica eder. Yani münafıkı da böyle, hatta kafiri de böyle. Allah, Allah diyorsun diye. Gemiye bindi mi, hava muhalif oldu mu? Yahut da yara biraz sallandı mı, hepsi Allah diyor. ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً Ondan sonra ne zaman ki nimet bir zamanı geldi, خَوَّلَهُ yani اَعْطَاهُ نِعْمَةً Nimet geldi, o zalim oldu, o musibet zalim oldu. نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا اِلَيْهِ Nesiye terk ediyor, bırakıyor, unutuyor. Mâkâne yedû ileyhî. Ondan evvel dua ettiği duaları, min kablu evvel yaptığı duaları unutuyor. Sahil-i selamete çekti mi? Gemiden korkuyor. Gemiden çekti mi? Artık daha hatırına gelmez. Ve ceale lillâhi endâden. Yine aynı eski işine de başlıyor. Allah'a karşı misil yapmaya kısmında devam ediyor. Kıfrında devam ediyor, hatta kendine de kalmıyor, لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ Başkasını da yoldan çıkarmaya çalışıyor. قُلْ اَيْ حَب۪يبِمْ اَكْمَلَ الرُّسُلُ Böylelere tehdittir, tehdidini beyan ediyor. Böylelere söyle, sen kaç gün yaşayacaksın? Bu kadar, tahmini. O kadar dünyanın mal-ı servetiyle mütemenni ol. Sonra ne olacaksın? Sonra nihayet. 100 senede çalışsan ne olur? 100 milyon lira ne olsa ne olur? Nihayetini bırakıp toprağa gelirsin, onun sonra hasar vereceksin ya. Öyle işte. Azab-ı ebediye girer ol da şimdi istediğin yok. لِيُضِلَّنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا Ey Habibim, ekmele Resul sallallahu aleyhi ve sellem tehdit makamında o gibilerin halini göster kendine söyle تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ Küfrinle meta ol dünyada. Mal-ı servet-i mansab ile küfrini icra et. Kalilen bir miktarı kalildir. Düşün, ne kadar kaldı? Ömür belli değil efendim. Fakat bir şey belli var ki, hılas yok. Bu kafiye-i muhtemedir. Tekarrür etmiş, hiçbir hüküm bunu şey etmez. Herhalde biraz fazla yaşadı. 100 sene yaşadı. 120, 150. 150 de olmaz ya şimdi. Boş yaşın, sonra ne olur? قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا Böylelere, imani olmayanlara, mal-ı servetiyle, mansabiyle, giriftar olanlara, öyledir. تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا Sonra halin belli olur. اِنَّكَ مِنَ اَصْحَابِ النَّارِ Sen ehli cehennemsin. Şimdi istediğin yap, ebedi olan küfürde kalacaksın. Akli başında olan,
bunu düşünür de bu tehlidin altında kendi halimi düzenine getirir. Başka yukarıya değil. Ben yaşadım bu kadar sene. Ve bundan sonra ne kalır? Hadi geniş söz yaptın, bu kadar daha kalsa ne olur? E yine nihayet gidiş değil mi? E nihayet gidiş olduktan sonra Kur'an'a imanı varsa bu azablar hepsi karşısında değil mi? E hepsi karşısında olduktan sonra dünyanın nimeti ne kalır kendisi içinde? Bir insana deseler yanın seni adam ederler. Bugün bu cami dolu altın verseler onunla mesul olmaz. Şimdi beyan ediyor, asi ile mutu bir mi? Bir adamın iki el adı var, biri itaat ediyor, biri asidir. Sen o adam her iki evlada bir nazarla bakar mı? Bir adamın iki hizmetçisi var, biri itaat ediyor, biri asidir. Her ikisine aynı nazarla bakar mı? Cenab-ı Hak ve hikmet-i ilahiye budur. Mutu ile asi değildir. اَمَّنْ هُوَ قَانِتُنْ اَنَا اَلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْزَرُ الْآخِرَةِ اَمَّنْ هَا هُوَ Bir insan ki قَانِتُنْ قَمُطِيَدِرْ اَنَا اَلَّيْلِ Gece vakitlerinde sâceden başı secdede وَقَائِمًا عِبَادَتْتَ يَحْزَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ Ahiretin azabından korkar, rahmeti ilahiyeyi bir ümit eder. Böyle bir adam ile bunu inkar eden biri olur mu Nezd-i İlahi'de? Bir adam ki gece anallerinde secdede ibadetini yapıyor, ahiretten korkuyor, rahmet-i ilahiyeyi beğeniyor. Bu ile asi olan bir adam ahireti inkar edenle biri olur mu Nezd-i İlahi'de? قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilenler, Allah-u Teala'nın azameti kudretini tefekkür edip bilmek, yalnız ilimle değildir. Çok insanlar ilim ile dalarca değildir. İlmi tefekkür etmek, tefekkür etmek. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ Allah-u Teala'yı bilen, tefekkür eden, emrini itaat ve itaat edip de nehyinden vazgeçen adamlarla وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeyenler biri olur mu? Elbette biri olmaz. Âlim ve cehal nasıl biri olur? Bilen bilmeyen nasıl biri olur? اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُوا الْاَذْرَابُ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ Bu vaziyeti tezekkür eden اُلُوا الْاَلْبَابِ اَرْبَابِ عَقُولِ اَصْحَابِ عَقُولِ Akıl sahibi tezekkür eder. Bunu tezekkür ister. Efendim, öyle gazete dalmışız ki sağımızı solumuzu fark etmiyoruz. Şimdi mal-ı servet hele ticaret bahsi oldu mu hepsini unutur. Kendini unutur, neyle olduğunu unutur. Fakat bir de kendine gelse, aklını başına getirirse, benim ömrü galibi geçti. Nihayet önümde kabir var, başka bir şey yok. Kabir olduktan sonra, ben ne bileyim onu yapıyorum der. اَنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُوا الْاَلْبَابِ لُبْ صَاحَبِ Akıl sahibi bunu tezekkür eder. فَلْيَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُلِي حَبِيبِمْ اَكْمَلَ الرَّسُولُ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نِيَابَةً عَنَّا Naibim olarak benim lisanımda mehlukatıma de ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! اِتَّقُوا رَبَّكُمْ Allah'tan korkunuz, Allah'ın emrettiğini yapınız, nehyettiğinden vazgeçiniz. Bu cümle bitiyor bak. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً Bu dünyada iyilik yapan, ahirette karşısında iyilik var. مَرْمَكُوا مُخَالِف۪ي Bu dünyada fenalık yapan, ahirette karşısında fenalık var. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا Bu dünyada iyilik yapanlara hasenetun, ahirette hasene var. لِلَّذ۪ينَ سَيُّوا فِي هَذَا الدُّنْيَا حَسَيَّتُمْ مُقَابِلِدِرْ Ey Habibim Ekmeler Resul sallallahu aleyhi ve sellem lisanımda benimle niyabeten mehlukatına söyle ki Allah'tan korkunuz bu dünyada iyilik yapanın ahirette iyilik karşısına çıkar bu dünyada fenalık yapanın ahirette azap karşısına çıkar وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ Allah-u Teala'nın erdi vasıadır geniş. Bu ayet kelime-i mühessirin-i azam birkaç mana vermişler. Mananın birisi وَاَرْضُ اللّٰهِ den murad cennet erdidir.
madem ki yukarıda bahsediyor, iyilik yapanın karşısına iyilik var, cennetin vasıadır, size enhamu ihsanların mevcuttur. Bu bir mana. Sonra ekseniyet bu manadadır. İkinci mana, vardullahi vasıatın, ey ibadetini, imanının icabatını bir memlekette tamam etmeyen, edemeyen bir adam, Allah'ın yeri vasıadır, başka yere gidebilirsin. Şimdi bu başka yere gidebilirsiniz de hicret, yani hicret. Hicret için müfessirin-i azamın duyduğu şey. Hicret, Mekke-i Mükerreme'nin fethedinden evvel İslamiyet'in şartıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Tahire'ye gitmiş, ashabı orada Müslüman olup da Mekke'de kalan İslamiyet'in nüksandır. Bir de mecburdur gitmeye. Fakat fethi Mekke'den sonra o mecburiyet kalktı zaten. Mecburiyet yok yani hicret. Lakin dört nevaya teksim edilir tefsir. Vacib, sünnet, mekruh, haram. Vacib olan budur. Bir memlekette İslamiyetini, dinin icabetini yapamadan kimse bilir ki yapamıyor, demiyor. Farz olur ki Darül İslam'a gitsin de iş yapsın. Fakat imkan dahilinde oluyor. Cenab-ı Hak imkanın karşısında koluna teklif etmiyor. Etrafta da tam bir Darül İslam olmazsa mecbur olur, oturur. Bu vacib olan. İkinci sünnet olan bir memlekette ehli hayır yok oturduğu yerde. Fakat temiz insanlar başka bir vilayette, başka bir yerde var. O da sünnettir. Nerede ehli hayır varsa oraya gitmek. Bu sünnettir. Bu da sünnet. Mekruh olan da bulunduğu yerde ehli hayır var. Gireceği yerde ehli şer var. Onun ehli hayır demeyi, hayratı olmayan var. Oraya gitmek mekruh. Bir de haram var. Bir memlekette bil ki adab-ı İslamiye'yi, dinini muhafaza edebilir. Öyle bir yere gider ki onu da muhafaza edemez. O da haram. Yani hicret farz olur, sünnet olur, mekruh olur, yerine göre haram. Vardullahi vasıatın ayet-i kerimeden bazı müfessirin bu manayı almıştır. Bazı müfessirin de evde cenneti demişler. اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ecrin, hicretin, hicret edenin ne dedi ama o zor. Hicrette birçok üzüntüler olur. Sonra muhacirlere, hakiki muhacirlere de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sünnete beyan buyurmuş ki iyi memlekette kısmeti fazla olur. Yani memleketinden daha ziyade iyi geçinir. Bu da olur ya, niyet edilir. Bu hicretin zahmetini, memleketini terk edecek, şere şiddetlerini çekecek, üzüntüler hasıl olur. Bir budur ki, çünkü hicret bahsinin akibinden gelir. Bir de herhangi bir musibet üzerine fel eden, taatın zahmetine, şimdi fel eden bir sabır hakkında birçok ayetler var. Fakat sabri tayin etmiyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da. Etmediği için bütün sabirler murat. Sabrin birisi taatın meşakkatine sabretmek, zahmetine. Mesela köylü gidiyor terasında, Temmuz zamanında biçim yapıyor, hasılat yapıyor gibi. Daha çok şeyler var. Sonra bir var ki musibet-i belaya tahammül eder. Bir var ki mal var, servet var, bütün nefsin arzu ettiği şeyler var. Allah'ın azabını düşünüyor, nefsin yollarını çekiyor, sabrediyor. Bu hepsinden mühimdir. Bu üç sabrin manasıdır. Kur'an-ı Azimüşşan'da madem ki sabri tasrih etmemiştir, üçü de murattır. اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah Celle Celaluhu sabir edenlerin ecrini veriyor. بِغَيْرِ حِسَابٍ. Hesabların fevkinde veriyor. Her amelin hesab ile namazın, orucun, zekatın hepsinin ecrini veriyor, hesabını veriyor. Fakat bu sabirlerin sahiplerine ve gayri hesabı. Hatta o derece ki diyorlar ehli bu azabları çeken kaç ki dünyada vücudumuzu birkaç defa parça parça etseler bir de ben bu nimetin adamı yolu verirsinler. Bu mevzu bitti. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Müşrikler daima Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme
tamiz ederlerdi, vasıtalar yaparlardı. Efendim, bu Allah'ın ve ecdadın dinine niçin böyle aleyhinde bulunuyorsun, niçin mi yapıyorsun? Ebu Talib'e giderlerdi, akribalarını sevk ederlerdi. Ona karşı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cevabını veriyor. قُلَ اِكْمَلَا الرَّسُولُ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنِّي اَمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ Ben Allah tarafından emrolundum. Allah-u Teala'nın bana emri ilahisi budur. اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ Ben daima Cenab-ı Hakk'a ibadet edeyim, bu vazifede bulunayım. مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ Halis bir ittika ve itaatte bulunayım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zaten böyledir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın ayeti inzal etmesi emmetine karşılıyor. وَاَمِرْتُ لَاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ Emroldum ki Müslümanların evveli olur. Zaten Peygamber-i Azam ilk evvel kendi inanıyor Resul-i Ümmetine geldiği için. قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَزَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Ey Habibim! Onlara öyle anlat. Onlar diyorlar ki, bir aba ve ecdadın dinini bıraktın, başına bir bela gelir, oradan gelir, akrabaların seni böyle şöyle yaparlar. Ben eğer asayt-ı Allah'a asyan edersem, korkuyorum azab-ı azimin gününden, yevm-i azimin azabından. İnni ehhafu, korkuyorum ben in asayt-ı eğer asyan etsem sizin dediğinizi yaparsam, asayt-ı Rabbi, Rabbime asyan edersem sizin dediğiniz gibi, Azab-ı yevmin azim, yevm-i azimin azabını düşünüyorum kavmim. Allah Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o günün azab-ı azimini düşünüyor, düşünüyorum demesi ne kadar azimdir. Bize bildirmek içindir bu. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ د۪ينِ Yine emredir Allah'a ancak ibadet ederim. Halis dinim budur, itikadım budur. Allah'tan başka ibadete müstahak hiçbir şey yoktur. فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ Ey ahmaklar, ey inanmayanlar, siz de istediğiniz şeye ibadet ediniz. Demine bana dersin, benim ibadetim Allah'ın. Siz de istediğini ibadet ediniz. اِنَّ الْخَاسِرِينَ Hüsrana gidersiniz, kıyamette felaketini, başınızı, azabını görürsünüz. قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفِسَهُمْ وَاَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Onlar Resul-i Ekrem'e diyorlar ki sen devam etsen hasaret bulursun, sonra zarar bulursun. Diyor, اِنَّ الْخَاسِرِينَ Hüsranda olanlar kimdir? اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفِسَهُمْ Nefsini hüsrana bırakmış. Yani nefsini hasaretin içine koymuş. وَاَنْفِسَهُمْ وَاَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ nefsini, ehlini, kıyametin hasaretine bölünmüştür. Hasaret odur. Bak şimdi vel asre innel insane lefî husr. Ayetler birbirine mütenazırdır. Harfi kânel asır zamanıyla esendirilir. Asır ya öyle zamanidir ki yasad-ı usta namazidir. Ya asr-ı saadettir. Her ikisi de olur. İnnel elli vel asre innel insane lefî husr. İslam insanlar hepsi hasarettedir. İllellezine amenu ve amelü salihat. Ancak iman eden ve amal-i salihayı, imani amal-i salihayla tezgin eden hasarettedir. Ben şimdi iki adam farz ederim. İkisinde sermayesi var. 100.000 lirası var. İkisi de kasalediyor. İkisi de dışarıya çıkıyor. Biri parayı istediği gibi sarf ediyor. Kasadan çekir, sarf ediyor, nihayet bitiriyor. Birisi de o parayı eşya alır, lazım olan ticarete eşya alır, sarf eder, sarf eder, kasayı bitiriyor, fakat dükkanı mal ile doldurur. Suret-i zahinede ikisinin de kasaları bitti. Kasada para kalmadı. Fakat birisi hüsrandadır, parayı sarf etmiş, hiçbir şey yerine koymamış. Belki kasayı bitirmiş ama yerine mal-u meta'ya koldurulmuştur, ticaretin cihan kapatmıştır. Şimdi dünyada insanlar iyisi de fenası de, sermayesi olan ömrü her gün sarf ediyor. Biz her gün ömrümüzden bir günü sarf ediyoruz. Fakat
erbabı olan amri sarf ediyor, o sarfiyet yerine dükkana bir şey koyuyor, bir ama ve salihayı koyuyor, nihayet onun üzerine gidiyor. O onun husranda değildir. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Eğer ki gönlünü geçirmiş, fakat husranda değildir, hasıl etmiştir. Husranda hangisidir? Sarf etmiş, yerine koymamıştır. Onun için amel gidiyor ama yerine kalıyor. Buyurur ki اِنَّ الْخَاسِرِينَ اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Hasır hesarete olanlar nefsini husrana ika etmiş ve ehlihim beraber ehl-i ayalini de yevmel kıyamete kıyamet gününün husranına. Elâ zâlike huvel husranul mübin. Agah olunuz ki en büyük olan husran budur. Huzur-i ilahiye gidiyor eli boş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama buyurmuş ki اَتَرْضُونَ مَا الْمُفْلِسُ Bilir misiniz müflis kimdir? Ashab-ı kiramın hali buydu. Allahu ve Resuluhu ve alem. Resul-i Ekrem'e karşı o kadar hürmetle dayanırlardı. Eğer başlarında feraza bir kuş bir kuşeydi, hareket etmezdi, içmezdi, yani taş gibi böyle huzurda kalırlardı. Onun lisanından çıkan bir kelimeyi kaçırmıyordu. Yalnız cevabı bu. Allahu ve Resuluhu ve alem. Dediler sonra birisi söyledi. Bizim aramızda müflis, mal-ı serveti almayan kimseye iflas ediyor. Yok demiş, bu değil. Bir adam dünyada namazı kılmış, orucu tutmuş, haccini yapmış, birçok sadakalarını yapmış, iyilikleri yapmış. Ve öyle gelmiş huzur-u ilahiye bu amelleri var. Fakat dünyadayken birisine zulmetmiş, birisinin mali almış, birisine düşmüş, birisine gıybet etmiş, birçok hataları da yapmış demiş. Hem iyilikleri geliyor, hem fenalıkları geliyor. Allah adildir. Hükmünün hüküm veriyor. Onun iyiliğini yavaş yavaş zahil olur o bir tarafa veriyor. Öyle 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 de selamlarına yetişir. İşte müflis bu. Ömrünü sarf etmiş, yaptığı amal hep yerinden geçiyor, çıplak orada kalıyor.